Evet arkadaşlar, son dersimizde yöne göre türev kavramını ele almıştık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yöne göre türevle ilgili önemli bir teorem, yani yöne göre türevin özelliklerini veren bir teorem. Teorem 1.5 bize şöyle diyor. F'in Rn'den Rm'ye bir fonksiyon olduğunu kabul edelim ve f fonksiyonu şöyle tanımlansın. F1 Fn, yani bunlar da f'nin bileşenleri. X0 ile v'de biri birer nokta r'nde, biri de r'nde birer vektör olsun arkadaşlar. Şimdi birincisi, eğer v vektörü yönünde x0 noktasında türev varsa bu kesinlikle tektir. Tamam, birincisi bu. İkincisi, yani türevi varsa tektir. İkincisi, eğer bu türev varsa, v vektörü yönünde bu türev varsa, o zaman her i için bir ile m arasındaki her i için bileşenlerinin türevi de vardır. Tamam mı? Bu türev varsa bileşenlerin türevi de vardır. Yani şunu söylüyor bize. Eğer f türevlenebilirse o zaman f1, f2, fm hepsi türevlenebilirdir. Ayrıca bu türev, bakın bize, pardon, D ile yazacaktık. D ve fx0, yani bu v vektörü yönünde f'nin x0 noktasındaki türevi birden m'ye kadar her bir fi'nin yine x0 noktası yönündeki türevlerinin toplamıdır. Buradaki ei'ler baz vektörler arkadaşlar. Çünkü sonucun bir vektör gelmesini bekliyoruz. Ve bunun tersi de geçerlidir. Yani türev varsa bu şekilde yazılabilir. Eğer bu şekilde yazılabiliyorsa türev vardır anlamına gelir. Üçüncüsü ise f'nin x0'da her bir doğrultuda bir yöne göre türevi varsa o zaman x0 noktasında f'in bütün türevleri, kısmi türevleri vardır. Yani di fx0'la göstermiş bunu. Diyor ki o zaman bütün kısmi türevler mevcuttur fakat tersi doğru değildir. Yani fonksiyonun türevinin olması, her doğrultuda, her bir doğrultuda türevinin olması bu doğrultulardaki kısmi türevleri mevcut olduğu anlamına geliyor ama bunun tersi her zaman doğru değil arkadaşlar. Peki bununla ilgili bir örnek alalım. Örnek 1.35. Şimdi f r2'den r'ye bir fonksiyon olsun ve şöyle tanımlansın. F x2'lerini alacak, yani r2'nin elemanlarını alacak. Eğer x veya y sıfırsa toplamını üretecek. Diğer durumlarda da 1 ve değerini verecek. Tamam mı? X ve y sıfırsa, ikisi değil yani herhangi biri sıfırsa toplamını verecek. Aksi halde de ne yapacak? Bir değerini verecek. Sorumuz şu. Bu fonksiyon acaba türevlenebilir midir? Türevi var mıdır, yok mudur? Buna bakacağız. Hangi noktada? 0,0 noktasında. Öncelikle tabii şuradan hareket edebiliriz. Bu noktada sürekli mi diye. Bu noktada sürekli ise bu noktada ne olur? Türevden söz edebiliriz. Onu size bırakalım. Yani fonksiyonun bu noktada sürekliliğini siz inceleyin. Peki biz şuna bakacağız. Bu fonksiyonun birinci değişkene göre, yani mesela df bölü dx kısmi türevi var mı? Var değil mi? Hani x artı y olarak düşünürsek var. Df bölü dy dersek bu da 1 oluyor. Ve bu kısmi türevler mevcut. Yani her yönde mevcut. Ancak bu fonksiyonun herhangi bir v doğrultusunda, mesela şöyle bir doğrultu seçelim. 0,b doğrultusu. Bunun arkadaşlar bu 0,b yönündeki türevi yok. Tamam mı? Yani bu doğrultuda türevi mevcut değildir. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Yani kısmi türevleri mevcut olmasına rağmen, kısmi türevleri mevcut ama fonksiyonun kendisi türevlenebilir değil. Yani bu teoremin, hani dedik ya, diğer yönü tersi doğru değildir diye, onu doğrulayan bir örnek oldu. O zaman şu uyarıyı yapabiliriz. Bir fonksiyonun bir noktada tüm yönüne göre türevlerinin bulunması o noktada fonksiyonun aynı zamanda sürekli olacağı anlamına da gelmiyormuş bak. Dikkat edelim. Yani fi, ya da şöyle yazayım. Di f türevlerinin mevcut olması
fonksiyonun türevlenebilir olduğu anlamına gelmiyordu. Sürekli olduğu anlamına dahi gelmiyormuş. Bununla ilgili de 1.36 numaralı örneği inceleyebilirsiniz. Şimdi artık biz bu yöne göre türevi biraz daha kullanışlı hale getirebiliriz. Ne demek bu? Yani operatörler tanımlayacağız ve yöne göre türevi yeni şekillerde ifade edeceğiz. Bunlardan birincisi gradient. Önemli bir kavramdır gradient kavramı. Gradient'i şöyle tanımlıyoruz. Diyelim ki f Rn'den R'ye giden bir fonksiyon olsun. Ve R'nin standart bazı da E1, E2, En'lerden oluşsun. Bu durumda bu fonksiyonun gradienti bakın ne yapıyor? Rn'den Rn'e bir vektör üretiyor. Bir kere birinci olarak gradientle ilgili bilmemiz gereken şey bu. Bir fonksiyonu alıp bir vektör alanı veriyor. Tamam mı? Bir vektör veriyor. Vektör alanı kavramını ilerleyen bölümlerde anlatacağız ama analizden hatırlarsınız. O zaman şöyle tarif yapabiliriz. Demek ki biz x noktasını aldığımızda nabla fx bakın şöyle gösteriyoruz. Bunu nabla diye okuyoruz. Bunun adı nabla. Tamam mı? O zaman nabla fx eşittir. Bakın şöyle tanımlanıyor. I eşittir 1'den n'e fonksiyonun kısmi türevlerinin oluşturduğu vektör olarak tanımlıyoruz. Buna f fonksiyonunun gradiyenti diyoruz arkadaşlar. Mesela bir tane örnek alalım. Fxy fonksiyonu x kare artı 2xy olsun. Ve o zaman fonksiyon R2'den R'ye bir fonksiyon olur. Şimdi bunun gradiyentini hesaplayacağım. Bunun gradiyenti ne olacak? Bakın yukarıdaki tanıma göre. Df bölü dx E1. Df bölü dx E2. Tamam mı arkadaşlar? Örnek diyelim şöyle. O zaman ne yapacağım? X yönünde türevini alacağım. 2x E1 olacak. Olmadı. Bir de 2'ye gelecekti değil mi? Çünkü X yönünde diğer parça ne var? 2x artı 2y e1 artı şurası y yanlış yazmışım. Y yönünde türevini alırsam o da 2x çıkıyor. Tamam mı? Demek ki bu fonksiyonun gradiyenti buymuş. Bunu tabii noktaya bağlarsanız örneğin bir p noktası diyelim 1 0 noktası seçerseniz o zaman nabla fp şöyle yazarız. X yerine 1 y yerine 0 yazarsak 2 e1 artı 2 e2 olur. Yani aslında 2,2 vektörü oluyor bakın. Evet 2,2 vektörü oluyor. 1,0 noktasındaki gradiyenti. Gradiyentin bazı temel özellikleri var. Bu temel özelliklerden birincisi gradiyent lineer bir operatör. Yani ben nabla ah artı bt diye yazarsam ben bunu a nabla h artı b nabla t diye yazabilirim. Buradaki a, b'ler birer reel sayı. H, t'ler de r'nden r'ye giden, r'nden r'ye giden fonksiyonlar. Eğer nabla h, t dersem, yani çarpımın türevi, burada direkt Leibniz kuralını uyguluyorum. Yani ikinci fonksiyon çarpı birinci fonksiyonun türevi artı birinci fonksiyon çarpı ikinci fonksiyonun türevi. Bu Leibniz. Bu da lineerlik. Bu iki özellik oldukça önemlidir. Türevle ilgili hemen her operatörde bu özelliklerin olmasını bekleriz arkadaşlar. Şimdi gradiyentle ilgili çok önemli bir teorem vereceğiz. Teorem 1.7 kitapta. Bakın şöyle diyor teorem bize. Diyor ki işte yine f Rn'den R'ye bir fonksiyon olsun. X ve V birer Rn'de nokta ve vektör alanları olsunlar. O zaman f fonksiyonunun V vektörü yönündeki türevi aslında bu fonksiyonun gradiyenti ile V vektörünün iç çarpımıdır. Tamam mı? Tekrar edelim. F fonksiyonunun V vektörü yönündeki türevi bu fonksiyonun gradiyenti ile V vektörünün iç çarpımıdır. Bunun ispatını yapalım. İspat. Şimdi x Rn'de bir, Rn'de bir nokta olsun. V'de bir vektör olsun. X bir nokta, V'de bir vektör olsun. Bir G tanımlayalım. G R'den R'ne gitsin. Yani bir noktaya bir vektör karşılık getirsin. Ve şöyle bir T parametresini alsın. X artı TV diye bir vektörle eşleştirsin. Şimdi G fonksiyonu tanımladık. G fonksiyonunun türevini alalım. G fonksiyonu T'ye göre türevini alalım. Böyle de yazabiliriz. Direkt
dg diye yazmış kitapta. Böyle de yazabiliriz. Bu ne olur arkadaşlar? Sadece v olur. Çünkü x sabittir. Onun türevi 0 olur. Bir de g'nin sıfırdaki değerini bulalım. G'nin sıfırdaki değeri de x oluyor. O zaman şöyle yazabilirim. Fx artı tv. Hani f benim teoremimdeki fonksiyon. Şöyle olmaz mı? F gt. Bu da f bileşke gt oldu. Yani aslında ben f fonksiyonunu vektör üreten bir fonksiyonla bileşke biçiminde ne yapmış oldum? İfade etmiş oldum. Şimdi bu fonksiyonun türevini alacağım. F vektörü yönünde. Alalım. Dv fx eşittir. Neydi yöne göre türevin tanımı? Limit t sıfıra giderken f t artı pardon x sıfır artı tv eksi f x sıfır bölü t şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Bakın bu yazılışı görünce yukarıdaki işlemleri, operasyonları neden yaptığımızı anlayabilirsiniz. Bakın buraya bakın. Gördük mü? G'yi bu yüzden, yani G fonksiyonunu bundan dolayı kullanıyoruz. Tamam, bunu yaptık. Peki bu ne demek arkadaşlar? Bu da şu demek. D bölü dt f x0 artı tv demek. T'nin de sıfırdaki değeri demek. Tamam. Şimdi bunun da anlamı yukarıda biz onu açıkladık. Bakın şurada dedik ki fxtv aslında f0 pardon f bileşke gt. Dolayısıyla buraya şunu yazabilirim. F bileşke gt'nin t eşit sıfırdaki neyi olacak? Türevi olacak arkadaşlar. Tamam. Bunu da düşünün, bu şey değil mi? Bileşke fonksiyonun türevi. Şöyle hatırlatalım onu size. F bileşke g'nin şöyle basit anlamda türevi şuydu. F'in türevinde g çarpı g'nin türeviydi. O zaman zincir kuralı yani. O zaman şöyle olacak arkadaşlar. D f'de g, f'in türevinde g ve d g, yani g'nin türevi. Peki biz buna ne demiştik? F'in türevinde g. Şimdi g vektör değerli olduğu için f'in türevinde g demek aslında onun neyi oluyor arkadaşlar? Gradiyenti oluyor. Değil mi? Gradiyenti oluyor. Dolayısıyla burası şöyle oluyor. Nabla fx ve v. V nereden geldi bakın. V de şuradan geliyor. Bakın şurada türevi v idi. Onu yerine yazdık. Bunların çarpımı geliyor. Dolayısıyla biz bunu şu şekilde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bundan sonra biz gradiyenti hesaplarken ya da yöne göre türevi hesaplarken, daha doğrusu gradiyenti hesaplamak kolay çünkü, yöne göre türevi hesaplarken ne yapacağız? Bu ikiliyi, bu ilişkiyi kullanacağız. Bu bizim işimizi kolaylaştıracak. Bir tane örnek yapalım. Örnek. Diyor ki bize f fonksiyonu, f x y fonksiyonu şöyle verilmiş. 1 eksi x kare bölü 4 artı y kare bölü 4. Bu fonksiyonun 1,0 noktasında, yani x0 eşittir 1,0 noktasında ve şu vektör yönünde, yani e2 ile göstermiş ikinci baz vektörü, bu vektör yönündeki türevini hesaplayın demiş. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Önce gradiyenti hesaplamalıyım. Gradiyent neydi? Df. Df bölü dx e1 artı df bölü dy e2. Bakın bunu şöyle de yazabiliriz aslında. Df bölü dx df bölü dy. Yani bu bir vektördür ya, bu şekilde de ne yapabilirim? Yazabilirim. Fizikten hatırlayanlar şöyle de görebilirler bunu. Df bölü dx i, df bölü dy j. Böyle de görebilirler. Çünkü i ve j birinci ve ikinci baz vektörleri oluyor. O zaman gradiyenti hesaplayacak olursak x yönündeki türev eksi 2x, y yönündeki türev de pardon bir de bölü 4 var değil mi? Onu kaçırdım. Dolayısıyla eksi x bölü 2, y yönünde türev de y bölü 2 olacak. Bunu bulduk. Sonra bize ne diyor? D e 2 f x. Bu ne demek arkadaşlar? Yukarıdaki tanıma göre d f x e 2 demek. Tamam mı? Yazalım şimdi yerlerine. Eksi x bölü 2 y bölü 2 virgül e2. E2 de ne olacak? 0, 1 olacak. Dolayısıyla bunları çarparsak arkadaşlar, bakın neyi bulacağız?
Y bölü 2 buluyoruz. Değil mi? Y bölü 2. Bakın dikkatli bakarsanız aslında sizin bulduğunuz şey fonksiyonun y'ye göre türevi. Zaten bu da hatırlarsanız anlatmıştık bunu. Baz yönünde e2 yönündeki türev aslında kısmi türevi veriyor. Yani şöyle bir ifade yazabiliriz. D e i f x aslında df bölü dx i diyebiliriz. Tamam mı? Standart baz vektörleri yönündeki türevler bize neyi verir? Kısmi türevleri verir arkadaşlar. Kitapta bununla ilgili çözümlü bir örnek daha var. Onu da siz çalışırsınız. Şimdi biz o zaman bu ifadeden yola çıkarak, bu biraz önceki ispatladığımız teoremden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Yani nabla f x ile v'nin çarpımı aslında şudur. Bu nabla nasıldı? i1'den m'ye, i1'den n'ye diyelim, i1'den n'ye df bölü dx i e'ydi. Peki v nedir? V de k eşittir 1'den n'ye, şöyle yazayım onu, v'nin bileşenlerini vk ile göstereyim. Vk, ek böyle yazılabilir. Doğru mu? Peki biz ne yapalım? Toplamı dışarı alalım. Aldık. İki tane indisimiz var. O yüzden böyle yazmamız gerekiyor. Ne kaldı içeride arkadaşlar? Bakın. Bu arada şeyi de dışarı alabiliriz. Şunlar sabit ya. İş çarpımının özelliği. Bunlar sabitler. Yani skalar. Sabit demek yanlış olur. Onlar skaler olduğu için onları dışarı aldım. Df bölü dx i çarpı vk e i ek kaldı. Tamam mı? E i ve ek standart bazlar. Bunlar Kronecker deltasından hatırlarsanız şuraya yazalım. E i ile ek aslında delta ik'dır. Bunun anlamı ne? İk'ya eşitken 1, ik'dan farklıyken 0. Dolayısıyla ben i ile k'yı birbirine eşitlersem en son şunu elde ederim. i1'den n'e df bölü dx i ve i şeklinde bir sonuç elde edebilirim. O halde şunu yazabiliriz. Bundan sonra biz gradiyenti şöyle ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. D v f x eşittir. K mı yok i dedik. i1'den n'e df bölü dx i'nin x'teki değeri çarpı ve şurada x'i yazmamışız. Onu da şuraya ekleyelim. Şeklinde ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Gradyent, yöne göre türev buymuş. Bak gradyentten nereye ulaştık? Yöne göre türevin daha böyle sade bir sonucuna ulaştık. Bir örnek de buna verelim. Örnekler önemli biliyorsunuz. Örnek. Yazamadım. Bir daha yazayım. Örnek. Şöyle bir fonksiyon verilmiş bize. F fonksiyonu sıfır sonsuz çarpı 0,2 pi çarpı 0,2 pi aralığından r'ye giden bir fonksiyon. r fi teta eşittir. Şey eşittir diyorum. Bu şöyle f r fi teta diye tanımlanıyor ve r sin fi cos teta. Bunlar size tanıdık gelebilir. Küresel koordinatların bileşenleri. Buradan diyor ki bize şu vektör yönündeki türevini bulun. 3 bölü 5, 0, 4 bölü 5 vektörü yönündeki türevini bulun. Hemen bulalım. Ne diyeceğim? D u f x eşittir. i eşittir 1'den 3'e. D f d x i x çarpı v. Açalım bunu gençler. Ne olacak? Şimdi bizim x birimimiz r oluyor. Dolayısıyla d f bölü d r v 1. İkincisi fi oluyor. Yani df bölü d fi v2. Üçüncüsü de teta oluyor. df bölü d teta v3. Tamam, süper. Şimdi o zaman f'in r'ye göre türevini alırsam ne oluyor arkadaşlar? Sin fi, değil mi? Sinüs fi. Ondan sonra kosinüs teta çarpı v1. V1 dediğim ne? 3 bölü 5. Artı. F'in fi'ye göre türevini alırsam o da r kos fi cos teta olacak çarpı v2 bu zaten 0. Artı f'in teta'ya göre türevini alırsam o da r sin fi çarpı 4 bölü 5. O halde sonuç 3 bölü 5 sinüs fi kosinüs teta. Şurada bir hata yapmışız. Hemen düzeltelim. Belki siz fark ettiniz. Ben yeni gördüm.
Kosinüsün türevi eksi sinüs olduğu için şöyle olacak. Eksi r sin fi kos teta olacak. Tamam. Dolayısıyla o da ne oluyor? Bir de yanında şey vardı değil mi? 4 bölü 5 vardı. Onu da yazalım. O zaman eksi 4 bölü 5 sin fi sin teta. Bunu niye yanlış yapıyorum ben ya? Türev aldım. Sin teta olacak. Sin fi sin teta. Tamam, şimdi oldu. Bunu da pazı paranteze alalım. Yani sin fi bölü 5 parantezini alalım. 3 cos teta eksi 4 sin, bir de r'si var değil mi? R. 4 r sin teta şeklinde bulunur. Bakın ne yaptık? Daha sistematik bir hale getirdik. Bunu biz bu sonucu aslında şu iç çarpımı kullanarak bulabiliriz. Nerede? Bakın bunu kullanarak bulabiliriz bu sonucu. Sonra şu şeyi kullanarak bulabiliriz. Yöne göre türevin tanımını kullanarak bulabiliriz. Ve bir de yeni bir şey öğrendik. Şu formülü kullanarak bulabiliriz. Tamam mı? Yani ne yaptık? Özellikleri kullanarak en sade hale getirmeye çalıştık. Şimdi yöne göre türevin bazı önemli özellikleri var. Temel özellikler ama önemli. Onları hemen şöyle kısaca özellikler diyelim. Teorem 1.9 ispatı burada var. İspatlarına bakın, uğraşın bunun ispatlarıyla. Birincisi, İşte şöyle alalım önce. A virgül B birer reel sayı. H'la T de R'nden R'ye gitsin. Ve V U'lar R'nin elemanı. Yine X de R'nde bir nokta olsun. Tamam, böyle kabul edelim. O zaman 1. D V AH artı BT şöyle yazılabilir. A D V H artı B D ve T. Böyle yazabilirim. Tamam mı arkadaşlar? Bunları gradyentte de bu özellikler olduğu için gradyenti kullanarak gösterebilirsiniz. A ve B U H eşittir. A çarpı D ve H artı B çarpı D U H oluyor. Tamam mı? Üçüncüsü D ve H T eşittir. D ve H artı H D ve. Arkadaşlar bunlar Riemann geometrisi açısından ve diferansiyel geometri açısından son derece önemli. Şurada şeyi yazmadık. Bir de T gelecekti başa. Tamam, böyle olsun. Bakın şu bildiğiniz Leibniz kuralı. Bu linearlik. Bu da aslında linearlik. Fakat burada linearliğe dikkat edin. Vektöre göre yapıyoruz bunu. Burada da fonksiyona göre yapıyoruz. Tamam, bunlar oldukça önemli özellikler. Biz bunları sıkça işlemlerimizde kullanacağız. Başka bir özellik. Şimdi bunlar biraz linearlikle alakalı özelliklerdi. Yine teorem 1.10'da şu özellik var. Ona ben şöyle 4 diye devam edeyim. D ve AF. Burada F demiş. Biz yine aynı fonksiyonları kullanalım ki tekrar yazmayalım. D ve AH artı BT. Bakın şöyle oluyor. A çarpı D ve F artı B çarpı D ve Y. Bu da makul bir özellik. D A V artı B U F eşittir. A D ve F. Şunları ben, burada bir fark var, o yüzden H ve T'yi yine hocanın kullandığı gibi yapayım. A F artı BG diyelim. D ve F artı B U F. B D U F. Tamam mı? Şimdi burada da arkadaşlar, buradaki F R'nden R'ye gidiyor. F ile G ikisi de R'nden R'ye gidiyor. Yani aslında yukarıdaki özelliklerle aynı. Fakat burada fonksiyon çok değerli fonksiyon. Dolayısıyla diyor ki orada da aynı özellikler yine nedir? Geçerlidir. İspatına buradan bakabilirsiniz. Şimdi bizim yukarıda ele aldığımız fonksiyon neydi? Şuydu değil mi? F R'nden R'ye bir fonksiyondu. X R'nde bir noktaydı. V de R'nde bir vektördü. Biz bunu nasıl tanımladık? D ve F X'i. Dedi ki i eşittir 1'den n'e df dx i x çarpı v i dedik. Doğru mu? Yukarıda bunu elde ettik.
Şimdi peki bizim fonksiyonumuz R'nden R'ye değil de R'nden RM'ye giderse ne olacak? Çünkü bu sefer karşı tarafta birden çok bileşen var. O zaman da arkadaşlar yine şöyle bir şey kullanıyoruz. DVFX eşittir. Bakın diyoruz ki K birden M'ye açtık parantez. K birden N'ye DF K bölü DXI X VI EK. Şimdi belki size karışık gelebilir ama şöyle aşama aşama inceleyelim ve görmeye çalışın. Şimdi bu F dediğim RM'e gittiği için bunun bu şekilde bileşenleri var. Dolayısıyla ben gradiyenti yöne göre türevi hesaplarken bunları da düşünmek zorundayım. O yüzden bakın ne yapıyor? Her bir bileşenin türevlerini alıyor. Tamam mı? Önce bunu bitiriyor. Bunu bitirdikten sonra da bunların da toplamlarını alıyor. Ve böyle bir vektör elde ediyor. Bunu elde etmek zor değil. Biraz önce gördüğümüz özelliklerden dolayı şu V yerine toplam VI EI yazarsanız F yerine de şeyi yazarsanız daha doğrusu F'in de FK'lardan oluştuğunu düşünürseniz oradan rahatlıkla elde edebilirsiniz. Bir de bir önceki kısımda görmüştük. Yani F'in V vektörü yönündeki türevi aslında bu bileşenlerin türevlerinin toplamı yine. Yani K birden M'ye DVFX EK ile bileşenlerinin türevlerinin toplamıydı. Bunu kullanarak da ne yapabiliriz? Şurada K olacak. Bunu kullanarak da bulabiliriz arkadaşlar. Bir örnekte buna vereceğiz. F 0 sonsuz çarpı 0,2 pi çarpı 0 pi'den R3'e gitsin. Bakın 3 tane karşı tarafta ne olacak? Bileşeni olacak. Bu şöyle oluyor. F R fi teta eşittir. R cos fi sin teta virgül R cos fi cos teta re sin fi şeklinde bir fonksiyon olsun. Sorumuz şu, yine aynı işlemi yapacağız. Aynı vektörü kullanacağız. Bunun diyor ise dv u f nedir? Bunu bulacağız. Şimdi biraz önceki fonksiyonumuz, daha önceki çözdüğümüz örnekte tek bir bileşeni vardı. Karşıda tek çıkış vardı. O yüzden biz onu ne yaptık? Sadece her bir fonksiyonun her bir parametreye göre türevini aldık. Şimdi bu kez hem her bir değişkene göre türevini alacağız hem de her bir bileşenin türevini alacağız. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden şöyle olacak. Diyeceğiz ki bizim DUF dediğimiz fonksiyon aslında DUF1, DUF2, DUF3 şeklinde bir fonksiyon, bir vektör. Peki DUF1 ne demek? Bakın F1 de problem yok. F1 R3'ten R'ye gidiyor. Bileşen fonksiyonları öyleydi hatırlarsanız. O zaman ben F1'i şöyle yazabilirim. I1'den 3'e F1'in x1 yönündeki türevi çarpı U1. Tamam mı? XI yönündeki türevi UI. Yani şöyle olacak. DF1 bölü DR çarpı 3 bölü 5 artı bu 0, bunu yazmaya gerek yok. DF1 bölü fi 0 oldu. D teta. O da 4 bölü 5 oldu. Şimdi F1'in R yönde türevi. Değil mi? Daha önce aslında bunu hesapladık. Cos fi sin teta 3 bölü 5. F1'in teta yönünde türevi. O da R cos teta 4 bölü 5 oldu arkadaşlar. R cos teta 4 bölü 5 oldu. Dolayısıyla şöyle yazabilirim. Şurada yine bir parçayı unutmuşum. O türevi bir daha alayım. Cos fi gelecek. Tamam mı? Çünkü sadece teta'ya göre türev alıyoruz. Bir de başında ne vardı? 4 bölü 5 mi? Şuraya yazayım. 4 bölü 5. O zaman cos fi bölü 5 parantezinde 3 bölü 5 sin teta artı 4 tane, hatta 5'i dışarı almıştık. Dolayısıyla tekrar yazmaya gerek yok.
3 tane sin teta artı 4 tane r cos teta olur. Bakın duf1'i bulduk. Şimdi duf2'yi bulalım. Duf2. Bu da ne olacak? Yine i1'den 3'e bu sefer df2 bölü dxi ui olacak. Yani df2'nin r'ye göre türevi çarpı 3 bölü 5 ikinci parça sıfırdı. df2'nin teta'ya göre türevi çarpı 4 bölü 5. f2'nin r'ye göre türevi cos fi çarpı cos teta, değil mi? 3 bölü 5. Peki teta'ya göre türevini alacağım. O da eksi r sin teta, eksi r sin teta cos fi 3 bölü 5 olacak. Yine paranteze alabiliyorsak alalım. Cos fi bölü 5 parantezinde ne oldu? Cos 3 cos teta eksi 4, şurada 4'tü. 4 r sin teta oldu. Bakın ikinci türevi de bulduk. Şimdi üçüncüye geldik. F2'nin üçüncü bileşeninin türevi. F'in üçüncü bileşenin türevi. Yine ne diyeceğim bu sefer de? F3 bölü dxi ui diyeceğim. O da F3'ün r'ye göre türevi u1. F3'ün teta'ya göre türevi u2 olacak. Şimdi F3'ün r'ye göre türevini alacağım. F3 nerede? Bakıyorum. Şurada r sin fi'ymiş. O zaman sadece sin fi çarpı 3 bölü 5 gelecek. Teta'ya göre türevi de zaten 0 bunun. O zaman direkt 3 bölü 5 sin fi oldu. O halde sonuç duf eşittir 1 bölü 5 parantezinde cos fi 3 sin teta artı 4 r cos teta virgül cos fi 3 cos teta eksi 4 r sin teta virgül 3 tane sin fi şeklinde ne oldu? Bulunmuş oldu, pardon. Şimdi biraz uzun gibi gelebilir size ama maalesef diferansiyel geometride böyle boyut arttığı için bileşenler çoğalıyor. Bileşenler çoğalınca da her birini tek tek bulmamız gerekiyor. Buradaki mantık ama anlamak önemli. Sadece diferansiyel geometri açısından değil. Birçok yerde karşımıza çıkıyor. Mesela bilgisayar bilimde yapay zekada bunlar çok kullanılıyor. Ve orada öğrenciler ya da işi öğrenenler çok zorlanıyor. Çünkü bu şeyi görmesi gerekiyor. Yani bu çok değişkenli fonksiyonların türevlerinin nasıl alındığını bilmek gerekiyor. Bakın gradyent yardımıyla alıyoruz. İş çarpımdan geldik derken farklı farklı formüllerle buraya ulaşmış olduk arkadaşlar. Bu dersimizi de buna noktalayalım.